Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'da milletin hakkını, hukukunu korumak için insanlara ulaştım. Onlar da benim hakkımı, hukukumu koru diyerek oy verdiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği görevini yapıyorum. Benim yaşadığım kentte 13 Temmuz 2020 tarihinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patladı. Bu ilk değildi. 13 yıl içerisinde 7 patlama gerçekleşti. 7 kişi hayatını kaybetti. 120 kişi yaralandı. Bu patlamanın külleri henüz soğumadan ikinci bir patlama gerçekleşti. Patlama alanındaki mühimmatın imha edilmesiyle ilgili çalışmalar sürerken 3 tane pırıl pırıl jandarmamız şehit düştü. Aracı kullanan, mühimmatı taşıyan aracı kullanan şoför, taşıma görevi kendisinin değilken verilen emirle aracı kullanan şoförün iki ayağının dizden itibaren şu anda maalesef ayağı yok. Her iki patlama, Sakarya'da gerçekleşen her iki patlama kesinlikle iş kazası değildir. İş cinayetidir. AKP iktidarı her iki patlamanın en başından itibaren mağdurların yanında yer almamıştır. Faillerin yanında yer almıştır. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha yangın sürerken fabrika sahibi Yaşar Coşkun'u telefonla aramıştır. Patlamanın olduğu an itibariyle hukuken şüpheli durumda olan fabrika sahibini aramayı tercih etmiştir. Arkasından da iktidarın uzantısı olan fabrika sahibinin de üyesi bulunduğu müsiat henüz yaşamını yitiren insanların teşhisi bile yapılmamışken kendi üyelerine bir moral yemeği düzenlemiştir. Bu moral yemeğini patlamada can kaybına uğrayan insanlar için değil, çevre ahalisi için değil, sönen ocaklarda hayatlarını yitiren insanların yakınları için değil, patlamaya hukuken neden olan, fail olan kişi, müsiat üyesi, Sakarya Şube Başkanı, Coşkunlar Mantar Fabrikası'nın sahibi için yapmıştır. Ben de milletvekili olarak, Sakarya milletvekili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Bakan'a soru önergesi sordum. Bakan yanıtında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlığa cevaben gönderdiği bir yazıyı aynen ileterek bana cevap verdi. Yazı şu: fabrika alanındaki yangınların yangın önlemlerinin yetersizliğinden kaynaklanmadığı, tesisin üretim kısımlarının birbirinden bağımsız yapılar olduğu, tek katlı duvarlar yanmaz, yangına 120 dakika dayanıklı olduğu, binalar arası mesafenin tüzük hükümlerine uygun olduğu, depolama binasının tüzük hükümlerine uygun olarak çatısından 1 metre yükseklikte ve genişlikte sütre duvarlarının bulunduğu, depo binası ile üretim tesislerindeki malzeme veya parçalar arasında sürtünme ve çarpmadan kaynaklanan kıvılcım oluşumlarının önüne geçmek için
muhtelif tedbirlerin alındığı, üretim kısımlarına metal bacaklı tezgahlar ile kauçuklarla kaplandığı, zeminin ise birikmeye mahal vermeyecek şekilde uygun şekilde kaplandığı, üretim esnasında nemlendirilecek kıvılcım oluşumlarının önlenmesinin amaçlandığı belirtmiştir. Milletin bakanı değil, devletin bakanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ve yeri geldiği zaman gen soru önergesiyle hesap sorulan bakan değil, sarayın bakanı diyor ki, Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bana gönderdiği yazıya göre fabrika sahibi Müsriat'ın şube başkanı masumdur. Onlar masumsa kim suçludur? Ölenler suçludur. Onlar masumsa kim suçludur? Yaşamını yitiren askerlerimiz suçludur. Onlar masumsa kim suçludur? Orada sadece ekmek parası için çalışmaya giden kadınlarımız ve yaşamlarını paramparça yok edilen erkeklerimiz, işçilerimiz suçludur. Biliyorsunuz dava süreci devam ediyor ama bakan dava süreciyle ilgili hukuken sorumluluk değerlendirmesi ve tayini yapabiliyor. Yeter ki Müsait Şube Başkanı'na aklasınlar. Bu bakan, bu Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ucube sistemden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayladığı, güven oyu verdiği bakan olsaydı, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir elinde toplandığı andan itibaren gen soru önergesi verirdik. Şimdi verebiliyoruz mu? Veremiyoruz. Neden? Meclisin bakanı değil. Neden? Milletin bakanı değil. Kimin bakanı? Sarayın bakanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı. Biliyorsunuz, iki tane belge var. Birisi benim sorduğum soru önergesine verilen cevap, ikincisi de mahkemenin atadığı bilirkişi raporu. Bu bilirkişi raporu profesörler, uzmanlar, bir polis, 11 kişilik heyetten oluşuyor. Belgede mevzuat, fotoğraf ve kayıtlara dayanarak yürütülmüş, inceleme yapılmış, tetkik edilmiş. Fotoğraflar tek tek belgelerde yer alıyor. Patlama gerçekleştikten sonra Coşkunlar Mantar Fabrikası denilen usulüne uygun yapılmayan binaların fotoğrafları. Bu fotoğraflar bu belgelerde de yer alıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi bilirkişi raporu, ben demiyorum, bakana cevap veriyor. Bakanın bu bilirkişi raporundan haberi var mı? Var. Ne diyor uzmanlar? Üretim yapılan Çin Mahallesi'nin, Çin Mahallesi denilen bir bölüm var. Oraya üretim yapılıyor. 100 metre doğusunda patlayıcı maddelerin muhafaza edildiği, 300 metrekarelik 8 büyük deponun herhangi bir olası patlama, parlama ve yangın etkilerine karşı yapısal anlamda hiçbir önlem alınmadı. Bakan ne diyor? Alındı diyor. Bilirkişi raporu ne diyor? Alınmadı diyor. Hepsinin patlamadan sonra büyük yangından kullanılmaz hale geldikleri anlaşılmıştır. Söz konusu 8 depo. Mesafeleri, birbirinin depolar arasındaki mesafelerinin 8 ila 10 metre olarak bırakıldığı. Kaç metre bırakılması gerekiyor? 20 ila 25 metre arasında olması gerekiyor. Ve bu depolar arasında herhangi bir sütrenin yapılmadığı, güvenlik mesafelerine dikkat edilmediği tespit edilmiştir diyor. Buna göre bakan ne söylemiş oluyor? Gerçeği söylememiş. Yalan söylemiş oluyor. Daha da vahimi, Çin Mahallesi denilen üretim yapılan yerin aşağısında inşa edilen
misket depoları olarak da kullanıldığı tahmin edilen 4 tane yapının ruhsatı yok. Büyükşehir Belediyesi diyor ki, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bunların ruhsatları var, süteler yapılmış, arasındaki mesafeler korunmuş, her şey tamam diyor. Bilirkişi raporu diyor ki, Sayın Bakan, milletin bakanı olmayan, sarayın bakanı olan, gerçekleri gizleyen bakana sesleniyorum. O diyor ki bilirkişi raporu, burada bırak gerekli tedbirlerin alınmasını, bu binaların ruhsatı yok diyor. Bir insanın yüzü kızarır. Bir insan milletine karşı kendisini bu kadar küçültmez. Bilirkişi raporu sayfa 49. Çin mahallesinde yasal olmayan bir şekilde ve tüzüğe aykırı olarak depolama ve üretim yapılmıştır diyor. Bu insanlar neden öldü? İşte bu sebepten dolayı öldüler. İnsanların bedenleri neden paramparça oldu? İşte bundan dolayı oldu. Cesetleri günlerce neden toparlanamadı? İşte bunun için. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ülkenin en başındaki kişi faile sahip çıkmaya devam ettiği için. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu ülkenin bu işlerden sorumlu bakanı hala faile sahip çıkmaya devam ettiği için. Millete değil, ölene değil, şehidimize değil, müsiatın şube başkanı, fabrikanın sahibine sahip çıktıkları için. Bilirkişi raporu sayfa 88. İncelemeler neticesinde parlama, patlama tehlikesi olan binalara kıvılcım çıkarabilecek elektrikli cihazlar konulduğu tespit edilmiştir diyor. Tehlikeli bölgelerin uzatma kabloları ile elektrik çekildiği, makine tamiratları yapılırken elektrik bağlantılarının güvenlik kurallarına uymadığı, bağlantı noktalarında sızdırmazlık özelliğinin bozulduğu, statik elektriğe karşı yeterli tedbirlerin alınmadığı, çalışanların kontrolünün muntazam yapılmadığı, gelişen teknolojiyi kullanılarak alınabilecek güvenlik tedbirlerinin alınmadığı tespit edilmiştir diyor. Bitti mi? Hayır. Bilirkişi raporu sayfa 108. Söz konusu iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hukuku bakımından düzenlenen yükümlülüklerin tam olarak sağlanmadığı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm önlemlerin alınmadığı sonucu ortaya çıkmıştır diyor. Peki bakan ve büyükşehir, Sakarya Büyükşehir ne diyor? Denetimler yapıldı, önlemler alındı, fabrikada hiçbir kusur yoktur diyor. Peki sizce bilirkişi raporuna göre fabrika güvenli mi? Değil. Patlama ve yangın anında bir işçinin sığınabileceği bir yer var mı? Hayır. O da yok. 687 metrekarelik sığınan yapısına ait projeye onay verildiği halde böyle bir sığınak yok. Neden? 3 kuruş fazla harcayacak. Fabrika sahibinin karından gidecek. Orada insanlar ölecekmiş. Sığınma yerleri olacakmış. Hiç önemli değil. Yeter ki o parasına para katsın. Çünkü dayıları sağlam. Arkası sağlam. Cumhurbaşkanı kendisini arıyor patlamadan sonra. Ölen şehitlerin evlatlarını değil, insanları değil, parçalanan cesetlerin sahiplerini değil. O müsiatın şube başkanını arıyor. O kadar olacak tabii ki. Bilirkişi raporu diyor ki, bu tür elzem ve önemli bir yapının sahada inşa edilmediği tespit edilmiştir diyor. Bu bilgi bilirkişi raporunda yer alıyor ama bakanın önergeye cevabında verdiği belirttiği tüzük denetimi, tespit raporları, yangın raporu ve tutanaklarda sizce neden böyle bir bilgi yok? Neden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği yazıda ruhsatsız binalardan bahsedilmiyor? Binaların arasına yapılması gereken sütelerden olmadığından neden bahsedilmiyor?
Neden gerekli tedbirlerin alınmadığından bahsedilmiyor? Neden bir sığınılacak yapının olması gerekirken orada olmadığından bahsedilmiyor? Çünkü tek bir nedeni var. Onlar, ölen işçiler onların umurunda değil. O işçilerin evlatları, o insanların yakınları onların canını acıtmıyor. Onlar kendi vicdanlarını toprağa gömmüşler. Varsa yoksa yandaşları, varsa yoksa rant sahipleri, varsa yoksa kendi çıkarları. Bilirkişi raporu sayfa 186. 10 Ocak 2019 tarihli. Acil durum eylem planında Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nın bulunduğu ilçeden 40 kilometre uzaklıkta başka bir ilçe olan Arifiye'de başka bir fabrikanın dinlenme alanının önü acil durum toplanma alanı olarak belirlenmiş. Bu fabrikada patlama gerçekleşirse eğer burada acil bir durumda toplanma alanı olması gerekiyor. Oraya hemen gidip işçiler o alanda toplanmalılar. Peki bu alan neresi olarak gösterilmiş? Fabrikaya 40 kilometre uzaklıktaki bir alan olarak gösterilmiş. Değerli basın mensupları, bütün gece bu basın toplantısını yapacağım diye hiç uyumadım. Sabaha kadar sizin karşınıza çıkmadan önce çok düşündüm. Sakarya'da hem bu ülkenin her yerinden gelen hem de dünyanın birçok bölgesinden gelen yurttaşlarımız, insanlarımız, kardeşlerimiz yaşıyor. Onlar sabahleyin evlerinden çıkarken işe gitmek için çıktılar. İstedikleri şey alacakları bir lokma ekmeğin karşılığı olan, emeklerinin de karşılığı olmayan bir maaş için bir fabrikaya gitmekti. O fabrikada tehlikeli olduğunu ve patlamak üzere olan mühimmatın olduğunu bizzat milletvekilleri olarak patlamadan sonra yaralılar bana söyledi. Onlar, bazıları bir daha evlerine dönemeyeceklerini bilmiyorlardı. Eğer bilselerdi çocuklarına daha farklı sarılırlardı. Eşlerine belki de hakkınızı helal edin derlerdi. Onlar diğer günler gibi işe gideceklerini ve döneceklerini sandılar. İhmali olan bakanlık sorumluları, ihmali olan büyükşehir sorumluları, ihmali olan devlette sadece yandaşların emirlerini yerine getirenlerin aldığı tedbirsiz kurallardan dolayı o gün öleceklerinden haberleri yoktu. Ve patlama gerçekleşti, hayatlarını kaybettiler. Daha sonra orada bulunan mühimmatı kaldırmak üzere emirler verildi. Dendi ki bakanlar geldi oraya. Uzmanları getirdik dediler. Daha sonra anladık ki o mühimmatı kaldırılacak olan düzeyde uzmanlar orada görevli değildi. Bir şoför kamyonuyla beraber yanaştı mühimmat yüklemeye. Aslında o şoför belediyenin şoförüydü. Böyle bir birikimi yok. O kamyonda böyle bir mühimmatı taşımaya uygun değildi. Patlamadan sonra o şoföre gittim. Beni uyutmayan şeylerden bir tanesi de odur. Gittiğimde eşi ve çocukları kapıdaydılar. Beni tek başıma içeriye aldılar. Şoförün üzerinde bir çarşaf örtülüydü. Çarşafa hafifçe dokundum. Elim bir boşluğa gitti. Çünkü ayakları dizinden itibaren yoktu. Çenesi hala kırık olduğu için benden konuşurken zorlanıyordu. Bana çok anlaşılır da olmayan bir şekilde şöyle dedi. Vekilim, ben eğer yaşarsam tekrar çalışıp çocuklarıma bakabilecek miyim dedi. Düşündüğü kesik ayağı değildi. Düşündüğü kendisi değildi. Düşündüğü çocuklarıydı, eşiydi. Buradaki basın mensuplarına,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, bizi dinleyen Sakaryalılara, bizi dinleyen Türkiye'deki herkese sesleniyorum. Eğer buna gerektiği şekilde tepki vermezsek, eğer sorumlular gerektiği şekilde cezalandırılmazsa bu cinayetler devam edecek. İnsanlar ölecek. Bir gün sizin yakınınızdaki bir insan da ölecek. Bir gün sizin ailenizden bir kişi de hayatını bu şekilde yitirecek. Eğer öyle olmasın diyorsanız, Hendek'te yaşanan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan 10 dakikalık sosyetenin havai fişek gösterisinde zevk aldığı bir an için kuralsız yapılarda para kazanmak isteyen müfredatın şube başkanının kullandığı havai fişek fabrikasında öldüklerinden dolayı hayatlarını biten ama yaşamlarına onlarsız devam eden insanların arkasında olun. O çocukların, o kadınların arkasında olun. Failleri değil, mağdurları savunun. Ve bu ses Engin Özkoç'un sesi değildir. Bu ses Sakarya'da ölen insanların çığlıklarıdır. Yakınlarının, çocuklarının çığlıklarıdır. Bu sesi lütfen tüm Türkiye'ye duyurun. Bir daha canlar yanmasın, ölümler olmasın, insanlar öksüz, aileler yıkılmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Arkadaşlar, bakanlar az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakanları değiller. Bakanlar bir kişiden emir alıyorlar. Kendi varlıkları, yani makamlarının varlığı bir kişinin iki dudağı arasında. Çok açık bir şekilde Sağlık Bakanlığı bu veri tablosunu değiştirerek milleti yanılgıya uğratıyor, gerçekleri saklıyor. Şu kadar kişi hastalığa yakalanmıştır. Milletin bilmek istediği bu. Onlar diyor ki hastanede şu kadar kişi yatıyor. Amaç nedir? Amaç çok açık. Milletten gerçeği saklamak. Kimden? Annelerinizden, babalarınızdan, kardeşlerinizden. Sonuç çok açık olarak şu. Bakan diyor ki, biz gerçek rakamları vermiyoruz, gizliyoruz. Siz bakın, olay o kadar vahim değil. Aslında bizim söylediklerimize bakmayın. Çıkın sokağa, dolaşın, oturun, gezin. Kendi mesafe kurallarını hiçe sayın. Zaten vakada o kadar büyük hastalık da yok demeye getiriyor. Bunun karşılığı net olarak budur. Ondan sonra, bunu yaptıktan sonra bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Bakanı çıkıp diyor ki biz tedbirlerin alınmasını söyledik ama halkımız yeteri kadar tedbirlere uymadığı için durum vahim bir tablo çizmektedir diyor. Suçlu kim?
bilgileri gizleyen bakan değil. Suçlu kim? Zamanında tedbirleri almayan iktidar değil. Suçlu, bir tek suçlu var. Aynı Hendek'teki olay gibi. Aynı patlamadaki olay gibi. Suçlu milletimiz. Onlar her zaman kendilerini bir şekilde açığa çıkartabiliyorlar. Bu sorunun cevabı açık ve net şudur. Bakan gerçekleri gizliyor. Gerçekler gizlendiği ve gerekli tedbirler alınmadığı için insanlar ölüyor. Bunun hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisi bakanlardan soramıyor. Çünkü bunun nedeni milletimizin oyuyla Cumhurbaşkanlığı denilen ucube bir sisteminin hala şu anda yürürlükte olmasıdır. Tek bir nedeni budur. Hesap sorulamıyor bunlardan. İkincisi anayasa mıydı? Ha, kur artışıyla ilgili. Değerli arkadaşlar, 16 Nisan 2017 anayasa referandumu. Kararı milletimiz alıyor. O zaman dolar 3.68. Euro 3.90. 17 Nisan 2018. Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı. Dolar 4 lira. Euro 5 lira. 19 Haziran 2018. Tayyip Erdoğan'ın yetkiyi verin. Faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz dediği tarih. Dolar 4.75, Euro 5.4. 31 Aralık 2019, bu yılbaşı, dolar 5.9, Euro 6.6. 18 Eylül 2020, az önce siz açıkladınız, dolar 7.5 lira, Euro 8.90. Değerli arkadaşlar, şu anda AKP Genel Başkanı'nın söylediği her şey gerçeklerle yalanlanmıştır. Milletine söz verdiği hiçbir şeyin karşılığı çıkmamıştır. Tek bir amacı vardı, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı olmaktı. Faizler düşürülürse işte her şey düzelir. Faizler düşürülürse her şey düzelmiyor. Üretim olursa her şey düzeliyor. Ülke doğru yönetilirse her şey düzeliniyor. Ekonomiye doğru müdahale edilirse her şey düzeliyor. Türkiye'nin ihracatı ithalatından fazla olursa her şey düzeliyor. Ama sen Türkiye'yi saman ithalatına muhtaç ettiysen o zaman Türkiye düzelmiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen damadını hazinenin başına getiriyorsun. Milletten topladığın paraları 5 tane yandaşına vermeye devam ediyorsun. Diğer millete ise diyorsun ki biz bize yeteriz. Pandemide şimdi siz bize daha da para verin diyorsun. Senin yüzün bu, milletin çaresizliği bu. Anayasa Mahkemesi ile ilgili ne diyor Süleyman Soylu bunu söylerken? Telefonuma kaydetmişim. Dil düşünceyi saklar diyor. Ama benim dilim düşünceyi saklamaz diyor. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı görevinde Recep Tayyip Erdoğan'ın seni getirdiği belli. Arada bir istifa ediyormuş gibi yapıyorsun. Buna rağmen danışıklı dövüşük olduğu belli. Sana sahip çıktığı belli. Şimdi FETÖ'cüleri kamuya kim getirdi onu mu öğrenmek istiyorsun? Bir gün saraya çık. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına geç. Ben İçişleri Bakanıyım. Ben nereye elimi atsam bir FETÖ'cü çıkıyor. Siz bu Balyoz ve Ergenekon davalarında bu savcı Zekeriya Öz'ün arkasında durdunuz. Orada bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı cezaevine attınız. FETÖ'cü generalleri getirdiniz, darbe yapan generalleri saraya getirdiniz.
Siz bunu nasıl yaptınız? Hangi vicdana sığarak yaptınız? Benim dilim gerçeği söyler Sayın Cumhurbaşkanı. Ben sana değil, ben milletin İçişleri Bakanıyım. De, seni alnından öpeyim. Diyemiyorsan namertsin. Diyemiyorsan namertsin. Böyle iki yüzlülük, böyle sanki dobra dobra konuşuyorum. Ben delikanlıyım. Mertim, yürekliyim. Mert olan, yürekli olan milletine sahip çıkar. Mert olan, yürekli olan yasalara sahip çıkar. Gerçeklere sahip çıkar. Sen herkese saldıracaksın. Herkesi itibarsız hale getireceksin. Herkese ağzından çıkan laf ne olduğu belli olmayacak. Her türlü lafı kullanacaksın. Senin dilin gerçeği söylüyor. Senin dilin gırtlağına kaçmış Cumhurbaşkanının karşısında. Ama milletin karşısına çıktığı zaman papuç gibi. Orada her istediğini söylüyorsun. Başka sorusu olan var mı? Bu tartışmalara arkadaşlar, insanlar konuştukça söyledikleri sözlerden, ifadelerinden dolayı eleştiri de alabilirler, destek de görebilirler. İnsanlar eğer belli makamlardaysalar ve millete karşı hitap eden insanlarsa sözleri bazen insanlar arasında tartışma da yaratabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışma yaratmayacak tek bir şey, tek bir gerçek vardır. Bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu cumhuriyetin kurucusunun adıyla, sanıyla, soyadıyla Büyük Türk Milleti vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiştir. Hiçbir tartışma söz konusu bile değildir. Bunun karşısında duran hiç kimse de yoktur. Olmayacaktır, olamaz da. Teşekkür ederim. İlaç? İlaç satılamayacağı önümüzdeki dönemde Türkiye'nin borçlarından ötürü bir iddia söz konusu. Arkadaşlar son günlerde medikalcilerin, tıbbi cihaz satan sektörlerin devletle ilgili pazarlığı sürüyor. Bakanlıkla ilgili pazarlığı sürüyor. Eskiden üniversite hastanelerinde bu gerçekleşiyordu. Daha sonra aldılar bunu. Şimdi medikalcilere diyorlar ki 3 yıldan beri parayı ödememişler. Bunlara diyorlar ki siz 3 yıldır ödemedik ama bunun üstüne fahiş fiyat koydunuz. %50 %60 fiyat koydunuz. Bu %50 %60 fiyatı indirin aşağıya. Biz size paranızı ödeyelim diyorlar. Şimdi ben de buradan soruyorum. Eğer medikalciler size, devlete bu ilaçları ve tıbbi cihazları verirken %60 gibi hak etmedikleri bir parayı faturalandırdıysalar o gün neredeydiniz? Niye kabul ettiniz? Hangi gerekçeyle, hangi anlaşmayla kabul ettiniz? Eğer o gün görevini suistimal edenler varsa bugün hukukun karşısına çıkartılıyor mu? Onlarla böyle bir ilişkiyi nasıl kurdunuz? Hayır, böyle bir ilişki yok. Bu gerçek faturadır diyorsa 3 yıldan beri ödemediğiniz, yüzünü size dönmüş, sağlık sektörüne en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda kalkıp da neden onları %60 gibi hak etmedikleri bir indirimle karşı karşıya bırakıp iflas edebilme noktalarına getiriyorsunuz? Bunun cevabını vermeniz gerekiyor. Türkiye bugüne kadar üretime yeterli desteği vermediği için, doğru ekonomiyi yönetmediği için her alanda iflas noktasındadır. Bu ilaçta böyledir, tarımda böyledir, sanayide böyledir. Tek bir şey var. İktidar kendi çıkarlarına göre bir ülkeyi yönetiyor. Millet kendi çıkarına göre bu iktidarı bir an önce iktidardan indirmesi gerekiyor.
Teşekkür ederim. İçişleri Bakanı'na bir kere daha sesleniyorum. İçişleri Bakanı diyormuş ki polisler, yani benim yönettiğim polisler, ben onların hakkını, hukukunu koruyorum. O polisler İstanbul'a tayin istemiyorlar. Neden? Kiralar çok pahalı diye. Genel başkanına saray yaptırtacağına polisine lojman yaptırsaydın. Genel başkanına Okluk'ta saray yaptırtacağına bir tane saray yetmedi. İki tane saray yetmedi. Üç tane saray yetmedi. Uçaklar yetmedi. Gidip de kendi polisine lojman yaptırsaydın. Hani senin dilin gerçeği söylüyor ya. Bunu genel başkanına söyle. Saraylarından vazgeçsin. Polisine, milletine sahip çıksın. Çünkü devletin itibarı Cumhurbaşkanı'nın sarayıyla değil, milletin itibarıyla eşittir. Millet itibarlıysa devlet de itibarlıdır. Teşekkür ederim.